Merhabalar arkadaşlar, sıvı çözeltiler soru çözümleriyle devam ediyoruz. İkinci videomuzda sıvı çözeltilerle ilgili soru çözümünü arkadaşlar devam ettirelim. İlk sorumuz gelsin. Yukarıdaki katısıyla dengede olan gümüş nitrat çözeltisiyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar, şimdi gümüş nitrat suda çok iyi çözülen. Bunu nasıl biliyorum? Şöyle bir özellik var. 1A grubu nitrat, amonyum, asetat gibi bu iyonları içeren tuzlar suda nedir? Çok iyi çözünür. Suda iyi çözünür. Mesela sodyum klorür iyi çözünür. İşte gümüş nitrat iyi çözünür. Amonyum klorür iyi çözünür. Sodyum asetat iyi çözünür. Neden? Çünkü bunları içeriyor arkadaşlar. Bir A grubundan herhangi bir iyonu içeren. İşte sodyum, potasyum, lityum gibi metallerin iyonları. Ya da nitrat, amonyum, asetat. Bunlar suda iyi çözünür. Ve burada dipte katısının olması arkadaşlar. Yani bayağı bir çözülmüş zaten. Artık doygunluk sınırına gelmiş. Daha sonra çözememiş ve doğal olarak çökmüş. Bunu görüyoruz. Yukarıda katısıyla dengede olan çözeltiyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Doygundur. Evet, dipte katı var arkadaşlar. Doygundur. Çözebileceği çözülmüş, çözemeyeceği çökmüş. Elektrolitir. İyon var bakın. Gümüş artı bir ve nitrat eksi bir. İyon olduğundan dolayı sulu çözeltisi elektrolittir. Yani elektrik akımını iletir. Doğru söylemiş. Derişiktir. Evet, şimdi bu bilgiyi vermeye nedenim bu zaten arkadaşlar. Yani gümüş nitrat suda çok iyi çözünen bir tuz olduğu için yani o kadar çok çözülmüş ki yani çözemeyeceği kısım çökmüş. Çok iyi çözünen bir tuz. Çok fazla atmışız da demek ki arkadaşlar çözünemeyen kısım da çökmüş. Bu yüzden de derişiktir ifadesini yapalım. Suda çok iyi çözünen tuzların bu şekilde dipte katısıyla olan çözeltileri derişiktir diyebiliriz. İkinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz gelsin. Şimdi bir X katısının çözünürlük sıcaklık grafiği yukarıda verilmiştir diyor. Endotermik bir çözünme olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Çünkü sıcaklık arttıkça gördüğünüz gibi çözünürlük artmış arkadaşlar. 70 derecede hazırlanmış 900 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 50 dereceye düşürülüne kaç gram X katı çöker? Arkadaşlar bu tür sorularda soruda verilen ölçüyle grafikteki verileri arkadaşlar aynı birimlerde yazarsanız direkt sonucu bulursunuz. Mesela ne demiş bana? 70 derece hazırlan 900 gram doygun çözelti. Çözeltinin kütlesini vermiş. Ben de 70 derecenin ölçülerine bakayım. 70 derecede çözücüm 100 gram su. 100 gram suda arkadaşlar ne kadar X çözmüşüm? 80 gram X çözmüşüm ve doğal olarak doygun çözeltim 180 gram olmuş doymuş çözeltinin kütlesi arkadaşlar. Ve ben bu doymuş çözeltiyi 50 dereceye soğuttuğum zaman çözünürlüğü azalır. 70'te 80 gram çözünürken 50'de 60 gram çözünür 100 gram suda ve 20 gram gördüğünüz gibi çöker. Şimdi grafiğe göre diyorum ki 70 dereceden ben 50 dereceye soğuttuğum zaman grafikte 180 gramlık doymuş çözelti 180 gramlık doymuş çözelti çözünürlüğü 80'den 60'a düştüğü için 20 gram X çökerse diyorum arkadaşlar 900 gram doymuş çözelti soğutulduğu zaman 70 dereceden 50 derece kaç gram X çöker? Bakın birimlere aynı yaptım ki doymuş çözelti, doymuş çözelti direkt çıksın. Kaç katı arkadaşlar? 5 katı. 5 ile çarparsanız 180, 9 yapar. 20'yi de 5 ile çarparsanız 100 yapar arkadaşlar. O zaman cevabımız da 100 gram çöker diyoruz. Yani bana verilen ölçüleri ne yaptım arkadaşlar? Ben de grafikten aynı sıcakta aynı ölçüleri elde ettim. Doymuş çözelti diyordu. Ben de 70 derecede doymuş çözelti kaç gramdır dedim. Buradan 180'i buldum. 180 gramlık doymuş bir çözelti 70 derecede hazırlanmış. Soğutulduğu zaman 50 dereceye 20 gramlık bir çökme meydana geliyor. 900 gram doymuş çözelti ne kadar çökme meydana gelir dedik ve buradan da bulmuş olduk arkadaşlar. Gelsin 3. sorumuz. Naceyle tuzunun 30 derecedeki suda en derişik çözeltisi 6 molarlık olabiliyormuş. En derişik çözeltisi 6 molarlık. Buna göre 2 molar 1.2 litre sodyum klorür çözeltisinin 30 derecede doygun olabilmesinin kaç mililitre su buharlaştırmış olması gerekir? Yani su ekleme, su buharlaştırma gördüğümüz zaman aklımıza hangi formül gelecek diyoruz. M1V1 eşittir M2V2. Arkadaşlar şimdi bizim 2 molarlık 1.2 litrelik çözeltimiz var. Ben derişik olmasını istiyorum ve en derişik durumda 6 mol oluyor. O zaman hacim ne olması lazım? Bu işlemi yapalım. 6 6'ya bölünsün 1. 1.2 6'ya bölünsün 0.2. V2 eşittir. Ne çıkacak? 0.4 litre çıkacak mı? Çıkacak. Arkadaşlar 1.2 litreden 0.4 litre düşmüş. 1.2 litreden 0.4 litre düşmesinin nedeni 0.8 litrenin neyin suyun buharlaştırmış olmasıyla alakalı. Su buharlaştırılmış diyoruz arkadaşlar. 0.8 litre suda 800 mililitre değil midir? Evet 800 mililitredir cevabımız da o yüzden A şıkkı.
Dördüncü soruda bizden ne istiyor bakalım? Diyor ki 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. 4 litre sodyum hidroksit çözersen çökelme olmadan 3,5 litre su buharlaştırsa. Yine o zaman M1 çarpı V1 eşittir M2 çarpı V2 dedim mi? Dedim. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar 4 litre çözeltim var. 3,5 litresini çözeltinin suyun daha doğrusu buharlaştırırsak 0,5 litre kalır mı? Kalır. O zaman derişim ne olur? 0,5'i 0,5'e böldüm 1. 4'ü 0,5'e böldüm 8. Yani 0,08 molar olur son durumdaki arkadaşlar sodyum hidroksit çözeltimiz. Peki diyor ki hangileri yanlıştır? Sodyum iyonları derişim 1,6 olur. Şimdi sodyum hidroksit iyi çözünen bir bazdır. Yani kuvvetli bir bazdır. Üstte %100 iyonlarına aşır. Na artı OH eksi. Yani şu 0,08 molarsa sodyum iyonları da derişimde artı bir iyonları derişimde 0,08 molardır. OH iyonları derişimi de 0,08 molardır. O zaman birinci öncül yanlıştır. Sıvı buhar basıncı artar. Şimdi arkadaşlar ne oldu dikkat ediyorsanız başlangıçta derişimi 0,01 molardı sodyum hidroksitin. Şu anda su buharlaştıktan sonra neye çıktı? 0,08 molara çıktı. Yani derişim arttı. Molarite arttı. Molaritenin artması kaynama noktasını arttırır. Derişimin artması kaynama sıcaklığını arttırır. Kaynama sıcaklığı buhar basıncı ters orantılıdır. O yüzden buhar basıncı düşer. Artar dediği için yanlış. Birim hacimde çözülmüş sodyum hidroksit katısının kütlesi azalır. Birim hacimde çözülmüş sodyum hidroksit katısının kütlesi. Yani arkadaşlar şu anda çözünen sodyum hidroksitin kütlesinde bir değişme meydana gelmiyor. Sonuçta sadece su buharlaştırıyor. Çözünen sodyum hidroksitin kütlesi değişmiyor. Ama hacim ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Çünkü su gidiyor. Çözeltinin hacmi azalıyor. O zaman ne olacak? Burası artacak arkadaşlar. Azalır dediği için yanlıştır. Birim hacimde çözülmüş sodyum hidroksit katısının kütlesi artar demesi lazımdı. Hepsi yanlış oldu. Cevap E şıkkı. Beşinci soruya devam edelim. HV molekülü suda çözüldüğünde HV molekülüyle birlikte hidronyum ve floreksi bir iyonlar oluşuyor. HV zayıf bir asit arkadaşlar. Suda az bir şekilde çözünüyor. Daha doğrusu çözünüyor ama az şekilde iyonlaşıyor. Çözünür ama iyonlarına az ayrışır. Bu daha doğru bir cümle oldu arkadaşlar. Sonuçta HV hidrojen bağı yapıyor. Suda iyi çözünür ama nedir? İyonlarına ayrışması çok düşüktür. O yüzden F eksi artı H3O artı şeklinde oluşuyor. Bu tabii ki HV kovalent bağlı bir bileşik arkadaşlar. O yüzden birinci öncül yanlış oldu. Çözeltisi elektrik etmez. Yanlış. Az iletir ama arkadaşlar iletmez kelimesi yanlıştır. Çünkü flor eksi 1 ve hidronyum iyonları vardır. İyonlar olduğundan dolayı iyonlardan dolayı nedir? Elektriği iletir. Elektriği iletir. Ama tekrar söylüyorum az iletir. Çünkü nedir? Az iyonlaşır. Çünkü zayıf bir asittir kendisi arkadaşlar. Bu hidronyum, flor eksi ve molekülün oluşmasını anlıyoruz. Yani molekül olmasaydı HV'nin tamamı dönüşseydi iyonlara o zaman HV molekülü oluşmazdı ortamda. HV molekülü varsa demek ki tam olarak iyonlaşmadığını söyleyebiliriz. HV'de kendi molekül arasında hidrojen bağı var. Suda da var. İkisi de hidrojen bağı yapabiliyorsa birbiri arasında hidrojen bağı vardır diyebiliriz arkadaşlar. Hangileri doğrudur dediği için de cevabı yalnız 3 olarak işaretliyorum. Altıncı sorumuz gelsin. 0,5 mol bakır 2 sülfat pentahidrat. Göztaşı olarak bilinir arkadaşlar bu. Simya döneminde hastalıkların tedavisi için kullanılmıştır. 0,5 mol bakır 2 sülfat pentahidrat tuzu 275 gram suda çözüldüğünde bakır 2 sülfat pentahidratın yapısındaki su da suya geçiyormuş. Yani şu suyu da suyun yapısına ekçe son durumda kütlece yüzde derişimi kalsiyum bakır 2 sülfatın özür dilerim. Bakır 2 sülfatın kaçtır diye sormuş. Tamam hemen bulalım arkadaşlar. Şimdi bakır 2 sülfatın mol kütlesini bulalım. Bakır 64, kükürt 32, oksijen 16 çarpı 4'ten nedir? Bu da 64. Toplayın bunları 160 yapıyor. Şimdi 1 mol 160 gram. 0,5 mol olduğuna göre bu 80 gram arkadaşlar. 80 gram bu kısım katı kısmı. Suyu da bulalım. 0,5 çarpı 5'ten içinde 2,5 mol ne vardır? Su vardır. 1 mol su 18 gram. Bunu biliyoruz artık. 2,5 mol su ne yapar? 18'de 18, 36. Bir de 9 ekleyin arkadaşlar. Kaç yapar? 45 gram da su var. 45 gram da su var. Şimdi şöyle oldu elimizde. 80 gram bakır 2 sülfat katısı var. 45 gram su var. Bir de arkadaşlar 275 gram su var. O zaman suyun toplam kütlesi ne yaptı? 320 gram su oldu. 320 gram suda 80 gram çözünmüş bakır 2 sülfat var. Bunun kütlece yüzde derişimi soruyor. Yani şöyle diyelim. 400 gramlık çözeltide nereden geldi 400? 80, 320 daha. 400 gram çözeltide 80 gram
80 gram bakır 2 sülfat varsa 100 gram çözelte ne kadar vardır diyelim. Neden 100 grama göre buldum? Çünkü kütlece yüzde derişim 100 grama göre birini. 4'te 1'i 4'te 1'i %20'lik diyebiliriz. Ya da formülden yapabiliriz. Kütlece yüzde derişim deriz. Çözünen madde 80, çözelti toplam 400 çarpı 100 deyip buradan da yine %20'lik olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. 7. sorumuz gelsin o zaman. Beklesin bizi 7. sorumuz. Hemen diyor ki M gram magnezyum iyodür çözülerek hazırlanan 80 mililitre sulu çözelti iyot iyonları derişimi 0.4 molarsa M değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar magnezyum iyodür. Suda şöyle iyonlaşacak mı? Magnezyum artı 2 artı 2 tane iyot eksidir. İyot iyonları derişimi 0.4 molarsa magnezyum 0.2, magnezyum iyodür de 0.2 molardır. Magnezyum iyodürün molaritesi belli, hacmi belli. Molarite eşittir N bölü V'den. 0.2 eşittir N bölü. 80 mililitre kaç litre yapar? 0.08 litre yapar arkadaşlar. Buradan da molünü bulursak ne çıkar? 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çıkar. Bu 1 molü magnezyum iyodürün kaç gram? Onu bulalım. 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Biraz sayılar arkadaşlar zorlama olmuş ama bulacağız mecburen. Magnezyum iyodür mol kütlesi lazım. Magnezyum 24. İyot 127, 127, 254. Toplarsanız 278 çıkar. 278'de neye çarpacağız? 16 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü çarpacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yani sonuçta bayağı bir küçük sayı çıkacak gördüğünüz gibi. Yani şöyle 0.016 ile 2.278'i çarpacağız. Doğal olarak ne olacak arkadaşlar? 6 kere 48. Yani sonuç 8 ile biten bir sayı olacak. Bu sayı 2.72 olur mu? Olmaz. Çünkü 2.72 bu 278'i 100'e bölmektir. Burada yani daha küçük bir sayıya ne yapıyoruz arkadaşlar? Onunla çarpıyoruz. O yüzden cevap C şıkkıdır diyoruz. Hemen cevap anahtarlarını kontrol edelim. Sonuçta işlemi yapmamıza gerek yok. 0.016 ile 278'i çarpıyoruz. Hemen cevap anahtarlarını kontrol edeyim arkadaşlar. Ben C olduğunu söylüyorum. Evet, cevap C'miz, sıkıntı yok. Peki geçiyorum 8. soruya. Yukarıdaki X tuzuna ait çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. 80 derece 380 gram doygun çözelti 50 derece soğutulduğunda çözelti miktarı 340 gram olur. Buna göre X tuzunun 50 derecedeki çözünürlüğü yani M değeri nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 80 dereceden 50 dereceye soğutuluyor. Ve doğal olarak çözünürlük azalıyor. 90'dan M'e düşüyor ve bu aradaki fark çöküyor. Grafiğe göre hazırlayacağım. Grafiğe göre değerlere bakacağım. Bana verilenle orantı kuracağım. Mantık bu. Yani ben 80 dereceden 50 dereceye soğuttuğum zaman grafiğe göre doymuş çözelti kaç gram? Çünkü burada doygun çözeltinin kütlesini vermiş. 90 gram çözünen 100 gram su 190 gram. 190 gramlık doymuş çözelti 90 gramlık doymuş çözelti soğutulduğu zaman 90 eksi m gram ne yapacaktır? X çökecektir. 90 eksi m gram çökecektir. Peki diyor ki 380 gram doymuş çözelti soğutulduğunda çözeltinin kütlesi 380'den 340'a düşüyorsa demek ki 40 gram ne yapmış? X çökmüş. Çünkü çöken maddenin kütlesi çözeltinin kütlesine dahil edilmez. Demek ki aradaki fark neden kaynaklanır? Çökenden. Demek ki 40 gram çökmüş arkadaşlar. 40 gram X çöker. O zaman bakın burası 2 katı. Burası da 2 katın olması lazım. O zaman 90 eksi M değeri nasıl 2 katı 40 olur? 20 olursa burası. 90 eksi M eşittir 20 ise M buradan kaç çıktı gördüğünüz gibi? 70 çıktı. O zaman M değerini bulduk arkadaşlar. Zaten 50 derece çözünürlüğü yani 100 gram su ne kadar çözünür soruyor. O da 70 olduğunu ne yaptık söyledik. Bir sonraki sorumuz gelsin. 9. soru diyor ki dipte katısı olmayan kalsiyum nitrat sulu çözeltisine aynı sıcakta bir miktar su ilave edilse hangileri değişmez diyor arkadaşlar. Şimdi dipte katı yok. Su ilave ediyoruz. Molarite eşittir M bölü V'ye göre. Çözünen maddenin mol sayısı değişmiyor ama çözeltinin hacmi artıyor. Dipte katı olmaması şundan dolayı. Dipte katı olsaydı ilave edilen su katıyı çözerdi. Derişim değişmezdi. Ama katı yoksa çözeltinin hacmi artar. Derişim azalır. Kalsiyum iyonları derişimi de dolar. Yani kalsiyum nitrat derişim azalırsa kalsiyum nitrat da kalsiyum artı 2 artı 2 tane nitrat eksi iyonlarına ayrışır. Yani bunun derişimi azalırsa doğal olarak kalsiyum ve nitrat iyonları derişimde azalır.
Çözeltinin sıvı buhar basıncı, derişim azalıyor. Molarite, yani derişim azalırsa kaynama sıcaklığı azalır arkadaşlar. Kaynama sıcaklığı azalırsa buhar basıncı ne olur? Artar arkadaşlar. Buhar basıncı artar. Çözünen tuz kütlesi, su ilave edince arkadaşlar daha fazla tuz çözemiyoruz. Tuzun kütlesinde mol sayısında herhangi bir değişiklik yoktur. Cevabımız o zaman yalnız 3'tür diyoruz. 10. sorumuz gelsin. Onda ne istemiş bakalım hemen. Eşit kütlede gümüş nitrat içeren X sulu çözeltisi kütlesi Y sulu çözeltisinin kütlesinin 5 katıdır. Şöyle düşünelim. Yani iki tane çözeltimiz var. İşte bir X çözeltisi var. Bir de Y çözeltisinin 5 katı. Y daha az o zaman. Şöyle yapalım. Mesela burası 2M gram olsun. Burası 10M gram olsun. Yani kütle olarak böyleymiş. X çözeltisi Y'nin 5 katı. X bu da Y. Şimdi eşit kütlede diyor ya mesela içinde de ikisine M gram gümüş nitrat çözülmüş olsun. Bunda M gram. Bunda aynı şekilde M gram gümüş nitrat çözülmüş olsun. Bunda o zaman da doğal olarak 9M gram küm vardır? Su vardır. Bunda da M gram küm vardır? Su vardır. Yani bu şekilde bir ne yaptım? Verilenlere göre ölçü geliştirdim arkadaşlar. Hangisi doğrudur diyor. Şimdi burada mesela eşit miktarda gümüş nitrat çözümü zaman suyun kütlesi kimde daha fazla? X'de daha fazla. O zaman hacmi daha fazla olun, derişimi azdır. Yani derişim olarak baktığımız zaman Y'nin derişimi X'in derişiminden daha fazla mıdır? Evet, daha fazladır. O zaman kaynama sıcaklığı Y'nin X'ten daha fazladır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. X çözeltisinin molalitesi daha büyüktür. Yani sonuçta molalite bir derişimdir arkadaşlar. Derişim türüdür. Doğal olarak molalite yani kütle cüzde derişim bunların hepsi arkadaşlar kimde daha büyüktür? Y'de daha büyüktür. O yüzden X çözeltisinin molalitesi daha büyüktür ifadesi yanlış oldu. Y'nin daha büyüktür. Bakın burada yazdık çünkü. Y çözeltisi X çözeltisinden daha seyreltiktir. Daha seyreltik olan daha çok çözücü içeren X'tir. Bu da yanlıştır. Y çözeltinin kaynama noktası daha yüksektir. Bakın yazdık burada. Çözeltide gümüş nitratı mol kesirler eşittir. Gümüş nitratı mol kesiri demek gümüş nitratın mol sayısının gümüş nitrat artı suyun mol sayısı. Sonuçta gümüş nitratın mol sayısı aynı. Çünkü eşit miktarda var ama toplam mol sayısı aynı değil. Çünkü suyun arkadaşlar miktarında aynı değil. O zaman mol kesirler eşit değildir. Çözeltideki gümüş artı bir nitrat yolundan derişimleri birbirine eşittir. Çözeltilerin derişimleri eşit değil ki. Çözeltinin derişimleri eşit olsa gümüş nitrat derişimleri eşit olur. Ve doğal olarak gümüş artı bir ve nitrat eksi bir yonları derişimleri eşit olur. Ama öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış oluyor. Zaten doğru cevabı biz bulmuştuk. 11. soru gelsin arkadaşlar. Etil alkol ve su var ayrı ayrı kaplarda. Buhar basınçlarını arkadaşlar ölçmüş. 108 etil alkolün suyunda 48. Buna göre 180 gram su ve 92 gram etil alkol hazırlanan çözeltinin buhar basıncı. Evet, Raoult yasası. Çözeltinin buhar basıncı P çözelti. Şöyle yazalım arkadaşlar. P0 su çarpı X su. Buhar basınçlarıyla mol kesirle çarpımının ikisinin ayrı ayrı toplanmasına nedir? Eşittir. P0 alkol diyelim uzatmayalım. Çarpı X alkol. Hemen bulalım. Su 180 gram su kaç mol yapar? 180 1 mol su 18 gram olduğuna göre 10 mol yapar arkadaşlar. 92 gram etil alkol kaç mol yapar? Etil alkolün mol kütlesi 46. O zaman 2 mol yapar. O zaman yazıyorum. Suyun buhar basıncı kaçtı? 48. Bakın şurada. Mol kesisi, suyun mol sayısı 10, toplam mol sayısı 12. Artı alkolün buhar basıncı 108 çarpı mol kesisi 2 bölü 12. Şöyle işlemle yapalım. 1, şurası 4. Buradan 40 geldi mi? Geldi. Bu 1, bu kaç katı? 9 katı mı? Evet, 9 katı. 9 kere 2. Buradan da 18 geldi mi? Geldi. Kaç yaptı arkadaşlar? 58 milimetre civa çıkar karışımın çözeltinin buhar basıncı. Zaten mol kesirleri arasında bir şey olması lazımdı. 58 yani suya yakın çıktı buhar basıncı. Neden? Çünkü suyun mol kesiri karışımda daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Peki bir test daha çözelim arkadaşlar. Diğer testi de çözelim. Hemen devam ediyorum. Diyor ki hacimleri 500 mililitre olan iki ayrı özdeş beherden birine 400 mililitre saf su, diğerinde 400 mililitre 2 molarlık naciyle çözeltisi konuyor. Daha sonra bu beherler aşağıdaki gibi kapalı kaplara aynı sıcakta yerleştiriliyor. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar buharlaşma her sıcakta olur. Su da buharlaşacak. Naciye ile de buharlaşacak ama kimde daha çok buharlaşma olacak aynı sıcakta? Suda. Neden? Çünkü naciye ile çözeltisinde tuzla su arasında iyon dipol etkileşimler oluşacak ve buharlaşması zorlaşacak. Yani suyun içine tuz atarsanız
şeker atarsınız, buharlaşmayı zorlaştırırsınız. Daha az buharlaşma, daha az basınç olur. O yüzden buhar basınçlarını kıyasladığım zaman bu iki kabın buhar basınçlarını A büyüktür, B diyebiliriz arkadaşlar. A sisteminin buhar basıncı daha fazla, zaten bunu sormuş. B sisteminde naceli çözel derişimi zamanla azalır. Şimdi su buharlaşacak arkadaşlar. Su buharlaştığı için doğal olarak ne olacaktır? Molarite eşittir M bölü V'ye göre çözeltinin hacmi azalacaktır. Mol sayısı değişmeyecek çünkü buharlaşan kimdir? Sudur. O yüzden çözeltinin derişimi giderek artacaktır. Azalır dediği için yanlıştır. B sistemindeki su buhar molekül sayısı daha fazladır diyor. Şimdi buharlaşma kimde daha fazla? A'da daha fazla. Çünkü diğerinde kaynama sıcaklığı daha yüksek olduğu için buharlaşması zor olacak. O yüzden buhar molekül sayısı A'da daha fazladır. O yüzden zaten buhar basıncı daha fazladır diyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuz gelsin. K2S tuzunun suda çözünmesiyle oluşan çözeltici hangileri olur? K2S tuzu suda 2K artı 1 artı S eksi 2 diye iyonların ayrışır mı? Ayrışır. O yüzden nedir? Sulu çözeltisinde iyonlar olduğundan dolayı sulu çözeltisi elektrolittir. İkinci öncül doğru arkadaşlar. Çözünmede etkin olan tanecikler arasındaki etkileşim iyon dipoldür. Evet, sonuçta su molekülleri dipolü karşılıyor. K artı 1 ve S eksi 2 de iyonlarımız arkadaşlar. Tuzun suda çözünmesinde etkili olan kuvvet iyon dipoldür, doğrudur. Aynı ortamda saf suya göre daha yüksek sıcaklığı donar. Şimdi kaynama noktası olarak baktığımız zaman K2S sulu çözeltisi büyüktür. Neden? Sudan. Çünkü nedir? İyon dipol etkileşimleri ne yapıyor? Suyun kaynama noktasına göre daha yüksek bir sıcaklığa çekiyor K2S'yi. Donma noktası olarak baktığımız zaman su nedir? Daha büyüktür K2S sulu çözeltisinden. Çünkü aşağı doğru çekiyor arkadaşlar. O yüzden hani şöyle düşünün. Normalde atıyorum 105 derecede kaynıyor K2S sulu çözeltisi. Su 100 derecede kaynıyor. Su 0 derecede donuyor arkadaşlar. K2S mesela eksi 5 derecede donuyor gibi. Yani sonuçta ne oldu? Aşağı doğru çekti. Hatta yani böyle sayısal olarak bu 5-5 gibi düşünmeyin. Yani bu eşit olmak zorunda değil. Sadece anlaşılsın diye söyledim. O zaman saf suya göre daha yüksek sıcaklıkta donar ifadesi yanlışı, daha düşük sıcaklıkta donar. Cevabımız da 1 ve 2 olur. Üçüncü sorumuz gelsin. Yukarıdaki aynı sıcaklıkta özdeş kaplarda eşit kütlede suda çözülmüş tuz ve şeker kütleleri var. Yani ikisinde de mesela 100'er gram suda 10'er gram şeker çözündü gibi düşünün ve tuz çözündü. İkisinde de eşit miktarda çözücü var. İşte 100 gram su olsun, 100 gram su olsun. İkisinde de mesela 10 gram NaCl çözdük burada. Burada da 10 gram şeker çözdük. Aynı sıcaklıkta özdeş kaplarda eşit kütlede suda çözülmüş tuz ve şeker kütleleri birbirine eşittir diyor. Sıvı buhar basınçları, kütle cüzey derişimleri elektrikle kesinlikle farklıdır. Arkadaşlar kütle cüzey derişimleri aynı zaten. Neden? Çözünen bölü çözelti çarpı 100. Çözünenler aynı kütle olarak. Çözeltinin kütlesi aynı. O yüzden kütle cüzey derişimi aynı. Bu gitti zaten. 2 olmayacak. Cevabımız çıktı zaten. Buhar basınçları neden kesinlikle farklı değil arkadaşlar? Sonuçta biz yani 10 dedim ama bu değerleri bilmiyoruz. Sonuçta biz hani buhar basıncı kaynama noktası, daha doğrusu buhar basıncı arkadaşlar neyle orantılı? Mol kesirleriyle orantılı. Mol kesirler içinde mollerini bilmemiz lazım. Maddenin sonuçta hani şekerin hangi şeker olduğunu bilmiyoruz. Hani tuz demiş ama hangi tuz olduğunu bilmiyoruz. Sonuçta tuzun ve şekerin arkadaşlar mol kütleleri belli değil. Eşit kütleler ama mol kütleleri belli olmadığından dolayı arkadaşlar suda oluşturacakları tanecik derişimlerini ne yapamayız? Karşılaştıramayız. O yüzden kaynama sıcaklıkları için yorum yapılamayacağı için buhar basınçları için de yorum yapılamaz. Buhar basınçları arkadaşlar kesinlikle diyemez. Ama elektrik iletkenlikleri kesinlikle farklıdır. Çünkü şekerli su elektriletmez, moleküler çözünür ama tuzlu su elektriletir. O yüzden kesinlikle farklı olan yalnız 3. Dördüncü sorumuz gelsin. C6H12O6 glikozla su içeren bir çözelti glikozun mol kesi verilirse. Mesela dedi ki bu 0,2. O zaman suyunki ne olacak? 0,8. Çünkü toplamları nedir? Her zaman 1'e eşittir. O zaman suyun mol kesini hesaplar mıyız? Hesaplarız. Çözelteki şekerin, glikozun yüzdesini hesaplar mıyız? Buluruz. Sonuçta yüzdesi olduğu için bulunur. Mesela benim verdiğim ölçülere göre işte 0,2 olursa 0,2 mole, 0,8 mol gibi düşünebilirsiniz bunu, hani karışımı. Doğal olarak nedir? 0,2 mol şeker kaç yapar? 0,2 çarpı şekerin 180'dir. Buradan bulursunuz 36 gram olduğunu. Suyun işte 0,8 çarpı 18 yaparsanız kütlesini bulursunuz. Buradan da çözünen bölü çözelten kütlece şeker yüzdesini bulursunuz. Çünkü mol kütlelerini de bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz hidrojen, oksijen ve
karbonun atom kütlelerini vermiş. Ama çözeltinin kütlesini bilemeyiz. Yani nedir? Yani 0,2, 0,8 siz mol olarak biliyorsunuz. Ama ya da ne bileyim tam olarak hani kaç gram, yani bunların katları da doğrudur sonuçta arkadaşlar. Yani ben işte 36'ya atıyorum, bu ne çıkıyor? 80, 64, 80, 64 daha ne yapıyor? 144, 14,4 gram da su var. Belki bu iki katı ya da yarısının, bu 18 gramken bu 7,2. Katları da doğrudur. O yüzden çözeltinin kütlesini kesin bilemeyiz. Biz oran olarak buluruz ama çözeltinin direkt kütlesi şudur diyemeyiz. O zaman cevabımız 2 ve şu olur. Beşinci sorumuz gelsin. 2 molar 4 litre sülfürik asit çözeltisine 2 mol çinko metali atıldığında kaç gram hidrojen? Kimyasal hesaplama arkadaşlar. Çinko metali sülfürik asitle tepkime girer. Burada çinko bileşiklerinde daima artı 2 değerli kaldığını bilmemiz lazım. O yüzden ZnSO4 tuzu artı hidrojen gazı çıkacak. Yani bu şekilde bir reaksiyon gerçekleşecek. Bunun arkadaşlar mol sayısı molarite eşittir M bölü V'den. Molaritesi 2, hacmi 4 litre, mol sayısı ne çıkacak o zaman? 8 mol. Bu 8 mol. Bundan kaç mol olmuş? 2 mol olmuş. Bunlardan yok. Bundan 2 girdiği zaman bundan 2 girecek. Bundan 2 oluşacak. Bundan da 2 oluşacak. Kimyasal hesaplama yapıyoruz bakın. H2SO4'ten 6 mol artacak. Bundan 2 mol oluşacak. Bundan da 2 mol hidrojen gazı oluşacak. Kaç gramdır diye soruyor. 2 mol hidrojen gazı kaç gramdır? 1 mol hidrojen gazı 2 gramdır H2. 2 mol ise 4 gramdır diyoruz arkadaşlar. Cevap değişik. Altıncı sorumuz gelsin. Bakalım ne sormuş altıda. Eşit hacimli 0,2 molar kaynoz, 0,6 molar alüminyum nitrat ve 0,8 molar magnezyum nitrat çözeltisi karışımında son çözeltideki nitrat iyonları derişimi. Şimdi birinci yol gibi yapalım arkadaşlar. Bunu formülden çözeceğim. M1 V1 Z1 artı M2 V2 Z2 artı M3 V3 Z3. Z burada ortak iyon sayısı. Eşittir M son çarpı V son. Eşit hacim mesela 1 litre olsun, kolaylık olsun diye yapıyorum. 0,2 çarpı 1 çarpı 1. Burada nitrat sayısına bakıyorum. Nitrat iyonları için bir tane nitrat var. Burada 3 tane nitrat var. Burada 2 tane nitrat. Bu Z dediğimiz ortak iyon sayısı. 0,6 çarpı 1 çarpı 3 artı 0,8 çarpı arkadaşlar 1 çarpı 2 eşittir. Son derişim çarpı son hacim 1, 1, 1 toplam. Nedir? 3 litre. 0,2 artı 1,8 artı 1,6 bölü 3 eşittir. Son derişim. Buradan da 2, 3,6. 3,6'yı 3'e bölerseniz 1,2 molar çıkar. Cevap A şıkkı. Şimdi dediğim gibi bu birinci yol gibi olsun. İkinci yolda arkadaşlar bunları teker teker iyonlaştıracaksınız. Hemen hızlıca iyonlaştıralım. KNO3 da nasıl iyonlaşacak? K artı 1, NO eksi 1. Alüminyum nitratı yoğunlaştırırız. Alüminyum nitrat da şu şekilde yoğunlaşacak. Alüminyum artı 3 artı 3 tane nitrat eksi 1. Bir de magnezyum nitrat. Magnezyum nitrata da yoğunlaştıralım arkadaşlar. Magnezyum artı 2 artı 2 tane nitrat eksi 1. 3 tane tuzumuz var. Bunları yoğunlaştırdık. Birer litre alıyorum yine. 0,2 molar 1 litre 0,2 mol demektir. 0,2 mol. O zaman nitrat iyonları 0,2 mol. Nitratları buluyorum sadece. Diğerleri zaten yazalım hepsini ama. Bu da 0,2 mol. Alüminyum nitrat 0,6 molar 1 litre 0,6 mol. Alüminyum 0,6 mol. Nitrat 1,8 mol. Magnezyum nitrat 0,8 molar 1 litre 0,8 mol. 0,8 mol 1,6 mol. Şuraya devam ediyorum arkadaşlar. Nitrat iyonları derişimi. Nitrat iyonları derişimi. Toplam nitrat iyonları mol sayısı. Nitrat iyonların mol sayısı bölü toplam hacim. Nitrat iyonların mol sayısı nedir? 0,2 burada, 1,8 burada 2, 1,6 burada 3,6. 3,6 bölü toplam hacim 3 litre. Buradan da yine 1,2 moları bulabilirsiniz. Bu da ikinci yol olsun. Evet, geçiyorum arkadaşlar bir sonraki soruya. Yedinci sorumuz gelsin. Çözünen X miktarının sıcaklığa karşı grafiği verilmiş arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalmış. Çözünen X miktarı azalmış. O zaman bu tür durumlara biz ne diyoruz? Egzotermik tepkime diyoruz. X gaz olabilir mi? Evet, tüm gazların çözünmesi egzotermiktir arkadaşlar. Bazı katıların çözünmesi de egzotermiktir ama tüm gazların çözünmesi egzotermiktir. Bunu bileceğiz. X'in suda çözünmesi ısı alan, endo demek arkadaşlar ısı alan. Egzo ısı veren demek olamaz.
X çözünürken su sınır ısı veren nereye veriyor? Çözeltinin içine veriyor arkadaşlar. Dışarıya veriyor. Çözelti de ne yapıyor? Sistemi dışında olduğu için ne oluyor? Çözelti ısınmaya başlıyor. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. 8. sorumuz gelsin. 8. soruda ne istiyor bizden? Yarı geçirgen bir zar var. Seyreltik şeker, derişik şeker. Arkadaşlar su molekülleri az yoğun ortamdan, seyreltik ortamdan, derişik ortama, çok yoğun ortama geçince ozmoz denir. Şu anda ozmoz olayı gerçekleşir. Birinci bölme diyelim, ikinci bölme diyelim. Sol taraf 1, sağ taraf 2 olsun. Birinci bölmeden ikinci bölmeye su geçişi olur. Ozmoz olayı gerçekleşir, doğrudur. Zamanla seyreltik çözeltinin derişimi artar. Su geçtiği için, hacim azalacağı için derişim artacak. İkinci kapta da ne olacak? Derişim azalacak arkadaşlar. Seviyede ikinci bölmede su seviyesi, sıvı seviyesi artacak. Birinci bölmede azalacak. Zamanla derişik çözeltinin hacmi artar. Evet, sonuçta su geçişi olacak ve derişik ortamda derişik çözeltinin hacmi artacak. Su seviyesi artacak. Yükseltisi artacak gibi yorumlar yapabiliriz. Evet, o zaman seyreltik çözeltinin derişimi arttı. Derişik olan çözeltinin derişimi azaldı. İkinci bölmede derişik çözeltinin hacmi arttı. Hepsi doğru olduğu cevap eşit. 9. sorumuz gelsin. Bakalım ne istiyor 9 bizden. 5 kilogram çözeltisinde T santigrat derecede 60 miligram çözülmüş gümüş artı bir iyonu vardır. Buna göre çözeltideki gümüş artı bir iyonların derişimi kaç ppm'dir? Arkadaşlar ppm çözünen maddenin çözeltinin kütlesinin oranı. Bunlar aynı birimde olsun. Mesela atıyorum gram gram çarpı 10 üzeri 6. Ya da ben şöyle yapıyorum. Çözünen maddeyi miligram olarak alalım. Çözeltiyi kilogram olarak alınca direkt çıkıyor. Mesela burada da bu burada çok güzel olur. Çünkü çözünen madde Ag artı bir iyonları 60 miligrammış. Çözeltim de 5 kilogrammış. Bakın direkt vermiş zaten. Miligram bölü kilogram direkt ne verecek bana? PPM'i 12 ppm yani A şıkkı diyoruz. Diğer türlü de yapabilir miyiz? Yapabilirdik. İkisini de aynı birime getirelim mesela. 60 miligram kaç kilogram yapar? Gram yapar. 60 miligram 60 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yapar. Grama çeviriyorum. 5 kilogram 5 çarpı 10 üzeri 3 gram yapar. Çarpı 10 üzeri 6. Zaten şöyle oldu. 10 üzeri eksi 3 ile buraya çarptık. 10 üzeri arkadaşlar artı 3 oldu. 10 üzeri artı 3'ler de birbirini götürdü. Ve doğal olarak yine 60 bölü 5 yani 12'yi bulmuş olduk. Buradan da yapabilirsin. Son sorumuz arkadaşlar. Bugün çözeceğimiz. Onu da bakalım ve bitirelim. 0,8 mol KNO3 potasyum nitrat güherçiyle çözülerek 2 litrelik bir sulu çözelti hazırlanıyor. O zaman molarite eşittir M bölü V'ye göre 0,8 mol bölü 2 litreden 0,4 molar der miyiz? Deriz. Şimdi buradan alıyorum 20 mililitre ve 200 mililitre iki tane çözelti hazırlıyorum. Yani şöyle iki tane kap alayım arkadaşlar. Bunlardan birinde 0,4 molarlık çözeltiden 20 mililitre var. Diğerinde arkadaşlar diğerinde ise 0,4 molarlık çözeltiden 200 mililitre var. Bakın vurgu yapmak istediğim yer burasıydı zaten. Yani siz 0,4 molarlık çözeltiden aldığınız zaman farklı hacimlerde derişim değişmez. Değişen nedir? İçindeki miktar değişir arkadaşlar. Ama sonuçta oran değişmez. Molarite her iki kabımızda 0,4 molardır. O yüzden molar derişimleri aynıdır. Kütlece yüzde derişimleri bu da bir derişimdir arkadaşlar. Sonuçta aynı çözelti. Homojen karışım çözelti. Homojen karışım yüzde derişimleri bu da aynıdır. Ancak çözülmüş gümüş potasyum nitrat KNO3 güherçilinin mol sayısı farklıdır. Çünkü hani molarite eşittir M bölü V. Şunu soruyor, N'i soruyor. Hacimler farklı olacak. Molarite çarpı hacimler farklı. Yani bununki 0,4 çarpı 0,02 mi? Yok. Bir sıfır fazla koydum. 0,02 ile bununki de 0,4 çarpı 0,2 çarpımıdır. Yani bunda nedir? Onda biri kadar daha az ne vardır? Çözülmüş KNO3 vardır. 20 mililitrelik olan da onda biri kadar daha az vardır. O yüzden farklıdır. Farklı olanı sorduğu için de yalnız 3'tür diyoruz. Evet, sıvı çözeltilerle ilgili bir video daha çektik arkadaşlar. Daha da video sayısını arttıracağım. Daha çok soru çözeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Soru çözümlerine devam edeceğiz. Sıvı çözeltilerle ilgili. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizle daha büyük işler yapacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.